Merhaba yayın, hoş geldiniz. Neydi? Mutlu olmak her şeyin yolunda olması demek değildi. Biraz tatsız başladı. Eğlenceli aslında, çok da büyük bir tatsızlık olmadı. Seferihisar'dan Sığacık'a dönerken iç lastiğim çok eskidiği için artık dayanamadı ve patladı orada. Yine buna şükür gittiğim birçok yerde insan olmuyor gerçekten. Oralara çekici vesaire getirmek de mesele. Burada patlaması büyük şans diye düşünüyorum. Bu arada ilgisi olan arkadaşlar için az önce gördüğünüz işlem getleme deniyormuş. Eski çıkan yıpranmış iç lastiği yarıp yeni iç lastiği onun içerisine dahil ediyorlar ve daha sağlam olduğunu söylüyorlar. Ben de ilk kez gördüm, onu da size arada söylemiş olayım dedim. Dediğim gibi olay kötü gibi görünse de aslında büyük bir şansımdı. Pazar günü olmasına rağmen orada kahvede oturan birkaç kişi sanayiden geldiğini ve işte arkadaşların benim için dükkan açabileceğini söylediler. Sağ olsun o da geldi. Bey babayı kahvenin önüne bıraktık, lastiğini söküp tamir edip getirdik. Yine iyi dayandı, dediğim gibi 6-7 yıldır hiç sökmediğimiz bir lastikti. Aslında hata da bende. Benim yanımda yedek lastik vesaire bulundurmam gerekiyor ama bir tane sprey aldım. Ve sadece bir tane lastiğim benim spreyle düzelmeyecek şekilde. Ve gitti, o patladı. Neyse, bunun patlayacağı varmış. Dağda bayırda olmadığını ayrıca sevindim. Özellikle daha önceden lastiği çıkmış biri olarak bunlar gerçekten çok büyük sorunlar değil. Bazen atan bir sigortayı bulmam bile yarım saatimi alabiliyor, ne oldu ne bitti diye. O yüzden biz gezmemize bakalım. Şimdi burası Seferihisar'da Karagöl. Çok insanların bilmediği bir yer aslında. O yüzden çok sakin de bir yer. Bayağı bildiğiniz Sığacık'a 800 metre, 1 kilometre uzaklıkta iyi vakit geçirebileceğiniz, özellikle akşam üzeri serinde iyi vakit geçirebileceğiniz sessiz sakin bir yer. Bir çay kahve içmelik, belki bir gece kalmalık, hani göl kenarında uyanayım, bunu da tadını alayım demelik bir yer. Biraz börtü böcek var, gölde balıklar var. Büyük büyük kuşlar da işte orada barınıyor. İyi vakit geçirebileceğinizi düşünüyorum. Seyri çok güzel. Gölgelik alan yok. Karşı tarafta belki vardır. Ben o tarafa geçmiyorum. Genelde bu yol kenarında Beybaba'da kaldığım için. Ama güzel bir yer. Bence keyif alırsınız. Sığacık'ta 1 kilometre mesafede. Ve Sığacık'tayız. Ben uzun süredir İzmir'de yaşıyorum. Burası gerçekten küçük bir köydü. Çok adını sanını da duymazdık. Arada gelir giderdik ama sonradan küçük bir Alaçatı'ya dönüştü gerçekten. Marinası da var. Sur içi şu an giriş yaptığım yer. Bu surların arkasında aslında köydü. Şimdi onlar yavaş yavaş işletmeye dönmüş durumda. Dokusu vesairesi çok güzel korunmuş. Yanlış da hatırlamıyorsam belediye bir kere komple restore etmişti bu sur içini. İyi vakit geçirebileceğiniz, özellikle pazarları, köylerin kurduğu pazar var burada. İşte yöresel yemekleri yapıp o yemekleri de satıyorlar. O yemekleri alıyorsunuz. İşte bir kafede çay kahve eşliğinde o yemekleri yiyebiliyorsunuz. Fotoğraf makinesiyle gezilebilecek çok güzel bir yer. Normalde burada yürüyemezsiniz. Pazar günleri çok ciddi kalabalık oluyor. Ben hafta içi gittiğim için aşırı sakindi. O yüzden bolca çekim yapabildim. Hakikaten aslında giderken çekim yapma gibi fikrim de yoktu. Bir anda aşırı sakin olunca ben de bolca çekim yapabildim. Pazar günü yapılan bu yemek olayı gerçekten çok başarılı. Yani pazar günü gelecekseniz aç gelmenizde büyük fayda var. Yöresel yemekler burada yapılıyor. İşte ne bileyim, kabak çiçeği dolmasıdır, sarmasıdır vesairesidir. Yemeğinizi burada yemenizi öneririm yani. Sokaklar dar. Hafta içi buraya araç girişi de olabiliyor ama artık o olay giderek azaldı. Artık daha çok yayalar için. Özellikle hafta sonları tamamen yayalara ayrılmış. Bir köy. Hala yaşayanlar var ama eskiden dediğim gibi tamamen burada insanlar yaşıyor. Şu güzel evlerde insanlar yaşıyorlardı. Şimdi işletmelere döndü. Hala tek tük vardır böyle içlerinde ev olanlar. Ve çok güzel dekore edilmiş kafeler var gerçekten. Çok keyif alırsınız diye düşünüyorum. Burada da böyle her gittiğim yerde böyle işte burası benim olacak diye ya da burası çok iyi dediğim yerler oluyor. Sığacık'ta da böyle çok gözüme kestirdiğim, şuranın güzelliğine bakın ya, çok iyi değil mi? Böyle gözüme kestirdiğim birkaç yer var. Şimdi onları da çekeceğim size. Mesela burası onlardan biri. İnsanın evinin girişi böyle olsa ne kadar tatlı olur değil mi? Ama favori evim şurası. Bir otel artık burası. Şuranın rengine, şuranın güzelliğine bakın ya. Yani böyle bir yerde şu ağacın altında masanız olsa, sandalyeniz olsa, gelenleriniz gidenleriniz olsa, sofralar olsa, çok güzel bir yer gerçekten. Burası benim favorim. Burası bir otel. İsterseniz de kalabiliyorsunuz. Monza'ydı sanırım. Böyle içlere doğru işte fırınlardır, işte kafeteryalardır, çay bahçeleridir.
Böyle yerler de var. Yani aslında tüm hafta açık buralar. Ama hafta sonu esas ağırlıyorlar. Genelde hafta içi bu kahvehane mesela hiç kapanmaz. Sürekli gelip burada ve bunun sahil tarafında da var büyük bir alan. Oralar her zaman açıktır. Merhaba, kolay Sanırım gece gelsin. 12'ye 1'e kadar da buralar açık. Birçok diziye de ev sahipliği yapılmış. Mesela bu Adamasalıymış, izlemediğim bir diziydi ama evet, bunu da kafesteki porselen kuşlar bir sanat şeyine yollarım diye çıktım ama çok o kadar da çıkmamış. Ahşap işlemeli şeyler de çok fazla var el işi. Bunlar dediğim gibi birkaç böyle çeşit dükkan var. Herhangi birini seçebilirsiniz. Çok gereksiz bir cümle oldu. El işi çok fazla ürün var, cam işi var. Öyle, ben anlatacağım şeyi bitirdim herhalde. Güzel bir yer. Pahalı mı? Çok Alaçatı kadar değil, Çeşme kadar da değil. Sanırım İzmir'den pahalı, Çeşme'den ucuz diyebilirim. Ama çok güzel böyle fotoğraf çekilebileceğiniz, iyi vakit geçirebileceğiniz. Bu arada bir de sahil kısmı var. Orada da akşamları oturabileceğiniz güzel bir yerleşim alanı. Mesela bu masa çok güzel değil mi? Ya da bu ağaç. Begonvil en sevdiğim zaten. Bu arada sesi sonradan kaydetmemin sebebi beraber gezelim istedim. Böyle ben kendimce beğendiğim kısımları videoya aldım. Çünkü şehirde gerçekten çok fazla yapabileceğiniz şey var, çekebileceğiniz köşe var. Ben kendimce beğendiğim kısımları çektim. O yüzden de sonradan ses kaydını Teşekkür yapıp ederim. beraber gezelim istedim. Üzerine konuşa konuşa değil de bana da bir tekrar hatıra olsun. Mesela çıkma sokakları da çok güzeldi. Bu sokağı çok sevdim, hatırlıyorum. Buradaki en sondaki ev olabilirim ben mesela. Bu sokaklar biraz karmaşık ama alıştıktan sonra hemen çok çabuk öğrenebiliyorsunuz. 3-4 tane ana hat var. Bunlardan çıkarsanız böyle işte bu bahsettiğim güzel börekler, yemekler. Buradan çıkarsanız sahildeki bölgeye geliyorsunuz. Orada da çok güzel restoranlar var. Bak, buna bir şey demeyeceğim. Çok iyi çekmemiş miyim? Bak, balon gidiyor hesabı. Bence iyiydi. Bunda gördüğünüz gibi işte Meleğim Ben fotoğrafı çekiliyorlar. Bu da Atademir'in filminin çekildiği yer. Bu sokağı da çok beğeniyorum mesela. Böyle renk patlatmaları falan çok iyi. Şu kapıya hastayım mesela. O arkadaşı çok ikna edemedim çekilmesi konusunda. Kahvelerin çok başarılı bulamadım ya da ben o güzel kahveli yere gidemedim. Bakın mesela burası da çok güzel. Ve bunlarda insanlar yaşıyorlar diye. Şimdi hepsi işletmeye dönüyor. Bu arada gereksiz bir detay ama birinci, ikinci ve üçüncü diye sigara olduğunu biliyor musunuz? Üçüncü filtreliydi sanırım, öyle hatırlıyorum. Umarım bunları herkes hatırlıyordur. Bir tek ben hatırlamıyorumdur. Üzer bu gerçekten. Vita ya, tadı geliyor gerçekten ağzıma. Evet, bunlar yine zamlanmış görüyorsunuz. Burası da tatlı bir kafe. 45'likti yanlış hatırlamıyorsam. İşte böyle 80'ler 90'lar temalı bir kafeydi. Burada da güzel vakit geçirebilirsiniz. Ya, gidilebilecek çok kafe var zaten ya. Buraya gelip hepsine birden oturamayacağınıza göre böyle işte içlerinden seçebilirsiniz. Sokakları falan çok güzel ama. Büyük işletmeler de gelmeye başlamış. Böyle gözüme kestirdiğim araziler de dolmuş burada. Bu renklerin değdiği şeyin güzelleşmesi peki? Hakikaten oranın aurası, ortamı değişiyor. Ve bu da benim çok yaşadığım şey. Gittiğim her yerde araçlarımın böyle küçük simülasyonlarını, işte küçük dekorlarını bulabiliyorum. O da enteresan bir histir. Bilmiyorum herhangi biriniz böyle bir şeyi normal kendi aracında yaşıyor mu ama ben çok sık görüyorum. Şimdi Beybaba ile Suriç'in etrafında dolaşacağız. Üç tarafı denizlerle çevrili. Sol tarafım marina. O marinadan sonra işte bu alan komple denizin etrafını dolanıyor. Sağ tarafınız sur, sol tarafınız deniz. Bu şekilde komple sur içini gezebiliyorsunuz. Sur içinin dışında yerleşim var. Ama esas merkezi diyebileceğim ya da turistik diyebileceğim alanı bu sur içi. Yaklaşık 6-7 dönümlük bir yer. Denize gidebileceğiniz yerde sur içini geçtikten sonra marinadan sonra çok güzel bir manzarası var. Yüksekten deniz görebileceğiniz. Burada Akkum ve Mukka plajları var. Akkum halk plajı. Mukka bir de Akkum Beach'te ücretli girebileceğiniz plajlar. İkisi de yani üçü de çok güzeldir. Bu halk plajı da kötü bir yer değil. Gerçekten güzel. Nezih bir yer yani. Kitlesi de öyle. Keyif alırsınız. Böyle kısmen gölgelik yerler var ama esas halk plajı daha güzel. Bu kısım sağ taraftan Teos'a gidiyor. Antik bir kent.
Sığacık'ın bu üst girişinden sağa dönerseniz Teos Antik Kenti'ne gidebiliyorsunuz. Gezilebiliyor mu bilmiyorum. Hala çalışmalar sürüyordu çünkü orayla ilgili. Bu üstten gördüğünüz yer Marina işte. Şu an Marina'ya bakacağız. Evet, burası da Marina. Bu selde işte bu şehrin yarısını gerçekten sel alıp götürmüştü depremden sonra oluşan selde. Çok kötüydü. Neyse ki toparlandı. Teos Antik Kenti'nde gezebilirsiniz. Onun arkasında da Özcan Camping diye bir kamp alanı var. Ücretli bir kamp alanı. Orada da kalabilirsiniz. Şimdi çok orijinal bir yere geldim. Uzun süredir gitmek istediğim bir yerdi. Teos Sanat Kampı. Sahipleriyle tanışıyorduk ama bir türlü görüşemedik. Burası da ücretli bir kamp alanı. Denize biraz uzak ama çok keyifli bir yer. Salaş bir ortam. Mesela burası benim mutluluktan gebereceğim. Bir de hepinizden nefret ediyorum diye iki tane köşesi var. Bungalov evleri var. Tamamen sanat temalı bir kamp alanı. Burada çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Zaman zaman tiyatro oyunları, işte küçük konserler vesaireler veriliyor. Yine dekoru böyle 80'ler, 90'lar o mantıkta hazırlanmış. Çoğunlukla el emeği ve özenle hazırlanmış bir yer. Ben çok keyif aldım. Yani dediğim gibi çok merak ettiğim bir yerdi zaten. Tanıdığımda da çok memnun oldum. Burada da kalabilirsiniz ücretli kamp alanı olarak. Şu anki güncel fiyatla işte geceliği 200 lira gibiydi karavanla kalma ücreti. Oradan herhalde 3 aşağı 5 yukarı diğer kalma ücretlerini de çıkarabilirsiniz. Çok öyle bir detay verme şeyi hissetmedim yani. Nedense sanki o benim işim değilmiş gibi geldi. Bir barı var, yemek yok ama siz oradan soğuk içeceklerinizi alabiliyorsunuz. İşte resim, müzik vesaire neyle uğraşıyorsanız onu burada çalışabiliyorsunuz. Bakın kostümler falan da var. Zaman zaman burada tiyatro oyunları da oynanıyor çünkü. Gelenler kendi artık kişisel hobileri nelerse onları getirip orada çalışıyorlar, boyamalar yapıyorlar. Ben gerçekten keyif aldım. Hatta akşamına da güzel bir dinleti vardı. Bir etkinlik birazdan küçük küçük size dinleteceğim. Onu da dinlemek çok keyifliydi. Bu gece orada kalamadım ama bulunduğum o 4-5 saat boyunca gerçekten çok keyif aldım. İlgilenen arkadaşların bildiği eminim bir bendir ustamız var. Onun burada bir kampı vardı. O kamp için gelmişlerdi. Yani bu civarda ücretli kalabileceğiniz kamp alanlarından birisi de burası. Teos Sanat Kampı. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Bir de bunun dışında ben ziyaretine gitmedim ama Mona Camping diye karavanlarda kaldığınız bir kamp alanı var. Orayı da tercih edebilirsiniz. Şimdilik böyle yavaş yavaş sürenin dolduğunu görüyorum ben. Burada uyuyan bir arkadaşı bendirle korkutarak uyandırmışlardı da. Yavaş yavaş sürenin dolduğunu görüyorum. Ben şimdi sizi kendimce çektiğim görüntülerle baş başa bırakayım. Bu haftalık da buydu çekimim. Dediğim gibi daha önce de söylemişimdir. Çok acemiyim gerçekten. Hani neyin daha eğlenceli olacağını yavaş yavaş ben de keşfediyorum. Ama ana kıstasım şu. Ya öğreneceğim ya eğleneceğim. Bunlardan birinden biri ise o hafta video koymaya çalışacağım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Kimsenin süzülmesine izin vermeyin. Görüşmek üzere.